Sam Jordan, sevgili karısı Jenny'yi korkunç bir araba kazasında kaybetmenin sersemlemesini hala yaşıyordu. Jenny 3 yıl önce vefat etmiş ve Sam'i 2 yaşındaki küçük kızları Mia'yı tek başına büyütmeye bırakmıştı. Hayat kendi kederiyle uğraşan Sam ve Mia için bir kabusa dönüşmüştü. Kendisinin ve Mia'nın kabaca normal bir hayat olarak adlandırılabilecek bir hayata kavuştuğunu nihayet hissetmesi 3 yıldan fazla zaman aldı. İşte o zaman Mia'yı tatile götürmeye karar verdi. Sam, güneşli Kaliforniya'ya 2 haftalık bir kaçamağın olacağına karar verdi. Baba ve kızı tatil beldesinin sakin ritmine hızla adapte oldular ve sabahları sahile gitmek, öğle yemeği yemek ve öğleden sonra gezmek gibi günlük bir rutine yerleştiler. Sonra bir öğleden sonra olağanüstü bir şey oldu. Sam ve Mia dondurma almak için durmuşlardı ki 5 yaşındaki çocuk ağlayıp "Baba, bu anne" dedi. Ve saniyeler içinde Mia gitmişti. Tahta kaldırımdaki kalabalığın arasından el sallayan Sam, dondurmayı düşürdü ve Mia'nın peşinden koşmaya başladı ve 100 metre ötede ona yetişti. Mia nefes nefese, "Babandan kaçamayacağını biliyorsun ama baba bu annem" diyerek Mia nefes nefese kaldı. Tam orada Mia biraz ileride duran bir çifti işaret etti. Sam ayağa kalktı ve Mia'nın küçük ellerini ellerinin arasına aldı. "Tatlım biliyorsun, annen cennete gitti" ama Mia inatla başını salladı. "Hayır baba, annemi duvarımdaki resimden tanıdım. Bu anne." Sam bir kez daha Jenny'nin gittiğini açıklamak üzereydi ki Mia'nın işaret ettiği kadın arkasını döndü. Jenny ya da onun ikizi olan birisiydi. Sam ayağa kalkıp kadına doğru ilerliyor, Mia'nın elinden tutuyordu. Sadece birkaç adım ötelerindeyken Mia serbest kaldı ve kollarını kadının beline doladı. "Anne" diyerek ağladı. Kadın Mia'ya baktı ve kaşlarını çattı. Sonra sevimli yüzünde uçuşan şaşkın bir ifadeyle Sam'e baktı. Sam özür dilemek üzereyken adam ayağa kalktı. Gelen Jenny'nin cenazesinden beri görmediği en yakın arkadaşı Cleve'di. Cleve korkmuş görünüyordu ve Jenny'ye benzeyen kadının kolundan tutup "Gitmeliyiz" diye çığlık attı. Jenny'ye benzeyen kadın şaşırmış görünüyordu. Sam "Sorun nedir?" diye sordu. Sam öne çıktı ve elini Cleve'ın omzuna koydu. "Burada neler oluyor Cleve? Kim bu bayan?" Jenny'ye benzeyen kadın gülümsedi. "Ben Sam'in karısıyım" dedi ve "Adım Jenny." Kollarını hala kadının beline dolamış olan Mia, muzaffer bir edayla ağladı. "Görüyor musun baba? Bu annem" dedi. Kadın Mia'nın yüzüne nazikçe dokunarak, "Keşke olsaydım. Hep küçük bir kız istedim. Ona Mia ismini verecektim. Ben Mia" dedi çocuk. "Ve sen benim annemsin. Ve bu benim babam." Cleve ölüm kadar solgundu ve Sam'in demir pençelerinden kıvranmamaya çalışıyordu. "Düşündüğün gibi değil" diye ağladı. "Ben planlamadım" dedi. "Ne oldu kazadan sonra?" diye sordu Sam. "Biliyorsun, araba çok yanmıştı. Cenazemiz vardı" dedi Cleve. "Sonra bir gece geç saatlerde yayınlanan bir kayıp kişiler programını izliyordum. Ve bulunmuş bir kadının fotoğrafını gösterdiler. Jenny'ydi. Bir çeşit beyin hasarı geçirdi. Kim olduğunu hatırlamadı ama doktorlar yaraları durdurdu. Kötü bir kaza geçirmişti. Sonra Jenny'nin otostop çeken genç kızları hatırladım. Sanırım arabada ölen oydu ve Jenny kurtuldu" dedi. "Neden bana gelmedin?" diye bağırdı Sam öfkeyle. O kadar acı çekiyordu ki Jenny'yi sevdim. Onunla çıkmaya başladığında bunu biliyordun. Onu benden aldın. Ben de onu geri aldım. Jenny bunu dehşet içinde bir sessizlik içinde dinliyordu ve kocasına "Bana kocam olduğunu söyledin" dedi nefes nefese. "Bir kız bebekle ilgili rüyalarımın fantezi olduğunu söyledin. Bana yalan söyledin." Cleve öfkesinden ağlıyordu ve Sam sakince polisi aradı. Daha sonra Jenny ve Mia ile oturdu ve bir adamın saplantısının hayatlarında yarattığı karmaşayı çözmeye başladı. Sam Mia'ya annesinin her şeyi hatırlamasının muhtemelen uzun zaman alacağını açıkladı ve Jenny'yi de sabırlı olmaya çağırdı. Jenny sadece gülümsedi. "Bu 3 yıl boyunca hep bir şeylerin ters gittiğini hissettim, Sam. Yani Cleve bana onu sevdiğimi ve kocam olduğunu söyledi. Ama bir şeyler doğru değildi. Sam ve Mia'nın ellerine uzandı. Şimdi sanki dünya nihayet yeniden düzeliyormuş gibi geliyor" dedi.